Evet, şefim iyi günler. İyi Bugün günler. ne yapıyoruz? Elma şekillisi. Elmaya şekil Şekil veriyoruz. veririz. Hadi verelim o zaman. Hadi. Ne yapalım? Tamam. Evet, yaklaşıyoruz. Halka halka kesiyoruz elmayı. Evet. Nasıl bir şekil vereceğiz şefim ilk başta? Sürpriz olsun. Olsun, tamam, sürpriz. İnce ince zar şeklinde. Arkadaşlar, bunu evde yaparken dikkatli olun. Bu profesyonel şeflerin yaptığı bir metot. Bıçak büyük olsa burada tutalım. Evet. Tercih ediyorum. Ki hakim Evet. olursun. Senin elinde oynamaz. Bıçağa hakim olmak önemli çünkü bıçak elinizi kesebilir. Tehlikeli bir iş. İnce ince. Evet, bu seviyeye geldikten sonra koyarsak yere şöyle yaparsak daha iyi olur. Evet. Yani elimizde güven içinde kalır. Çünkü bir usta ilik iserse usta değil. Ustalık bulaşıyordur da, amatördür diyorsun. Hayır, usta değil çünkü şef onu ilinle çalışır. Değil mi şef? Evet, aynen o Eğer şekilde. keserse demek ki çalışmaz. 3 gün, 4 gün rahatsız çalışır. Bu işte ezilmemiş demektir. Usta olmak istiyorsanız bu işte ezileceksiniz. İsterseniz doğanın kanunu bu. Bu birincisi. Evet. Başını. Alın bir tane farklı bir ring. Bir elma, o da aynı şekilde keseceğiz. Öyle. Evet, şimdi şekil aşamasında elmalarımızı kestik. Bir kırmızı, bir yeşil. Şimdi bir sıra yapalım ki tam olur. Evet, o zaman üçüncü sıraya, daha tabağa koymaya geçmedik o zaman. Bu da aynı şekilde. Tabii simetrik olması çok önemli. Gözüksün yeterli. Evet, O kadar öyle. çok ince yaparsın rengini kayboluyor. Özelliğini yitiriyor değil mi? Evet. O yüzden Kağıt gibi olmasına da gerek yok. diyelim bir santim. Bir santim. Bir santim. Elmalar bir santimlik kalınlıkta kesiliyor. Üçüncü rengimiz de geliyor. O da Başka bir sarı. renk varsa o da yapalım ama Şu an 3 tane yeterli bence. 3 tane yeterli. Elimizde zaten bunlar var. Yani Başka. zaten başka renk Şimdi Türkiye. tekniğe geçelim. Evet. Nasıl bir şekil uygulayacağız? Bir saniye. Bilmiyorum da şunu da alayım. Şimdi geçeyim. Evet. Başlayalım en büyük olanlardan. En büyük Büyük, olanlardan başlıyoruz. orta, Evet. küçük. Küçük. İşte bir renk cümbüşü. Evet. Tekrar ediyoruz. Aynı muhabbet. Efendim, insanın Renkler farkını görüyorsun. evet, insanın şevki uyanıyor yani. Rengarenk olması çok önemli. Elmaların lezzetleri arasında da fark var. Mesela kırmızı olan tatlı, yeşil olan ekşi. Tabii. Sarı olan da biraz daha olgun bir tadı var. Aralarında renk Doğru. olarak da tat olarak da fark var. Doğru. Benim tercihim yeşildir. Şef, senin tercihin ne? Kırmızı ve yeşil. Tıp Kırmızı kırmızı olacak. olacak. Kıpkırmızı olacak. Yeşil.
O da çok tatlı oluyor. Ben de çok seviyorum onu. Özellikle yemeklerde de kullanıyoruz. Farklı bir aroması var. Elmanın kabuğunu soymasınlar, değil mi şefim? Kabuk bir... Soymasınlar. Önemli olan kabuğu zaten. Soyduklarından sonra rengiler Aynen, hiçbir çöpe anlamı attığın kalmıyor. oluyor. Çok iyi bir şekilde ilerliyoruz. Halka halka halka. Yılan gibi oldu Yapıştı. resmen. Sonra Böyle geçiyoruz. gökdelen gibi. Bayağı bir uzun. Ops. Burada benim şurada. Tamam. Tamamdır. Nasıl yapacaksın şefim onu? Şimdi gösteriyorum. Sonları alalım. Tamam. Ziyan etmiyoruz. Evet. Ha, pardon. Sarı. Sonra Yeşil. yaptık yeşil. Sonra kırmızı. Bu son olarak bırakalım. Bunları da kullanıyoruz. Son Yiyoruz tur için. arkadaşlar. Hiçbir şekilde ziyan etmiyoruz. Evet. Şimdi uzun çubuk Evet. ortadan yakın. Gel bak. Ortadan yakın. Geçiriyoruz. Ortadan yaklaşık. Evet. Aşağıda kadar. Tamam, geçirdik. Buradan geçeceksin. Sonra aşağıdan başlıyorum, açıyorum. Evet. Bastığından sonra açılıyor zaten kendi kendine. Böyle salaş bir görüntü. Görüyorsunuz nasıl şekil oluyor. Önemli olan burada şekil vermek ve renklerin orantılı olması. Bir de denge, yani Denge şey değil mi? Evet. dengede tutacak koyduğundan sonra. Doğru, çok doğru, çok doğru söylüyorsun şefim. Şekli görüyorsunuz nasıl ayrılıyor. Tık tık tık. Bu el işçiliği arkadaşlar. Bu zamanla olan bir şey. Bu da bizim mesleğimizin bize kattığı bir artı. Muhammed Şef'im kaç senedir aşçısın, ustasın? 14 sene diyelim. 14 sene. Evet, yaklaşabilir miyiz? Tabii. Şekli görüyorsunuz. Tık tık tık. Görüyorsunuz. Adeta renkli bir merdiven gibi oldu. Bir oyun vardı Ice Tower diye, oradan oraya zıplamaya çalışırdık. Hafif onun setup'ına benzedi. Gördüğünüz gibi bir renk cümbüşü. Evet, yaklaş. Evet, şimdi bu çubuk o da aşıyoruz. Görüşürüz. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Tabağa oturtuyoruz. Evet, son olarak köşede koyabiliriz. Ortaya koyabiliriz. Tutar mısın şefim? Tabii şefim. Ortaya koyabilirsin. Veya burada. Meyveler küp küp kesebilirsin burada. Veya bir köşe.
Burada meyveler köpük köpük kesebilirsin. Çünkü o dekor Tamamen olarak yeter. ağaçların yaratıcılığına kalmış değil mi? Evet. Şimdi o son Parçaları, çafalar. uçları, Böyle üstlerine halka halka koyuyoruz üstüne. Çok güzel oldu ya. Tavşan senin gözün güzel.